Kanal Fırat Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar diliyorum. Sevgili seyirciler, bugün çok önemli ve özel bir gün. İslam coğrafyası adına bugün Mevlid Kandili ve tam 1448 yıl önce Hazreti Peygamber dünyaya teşrif etti. Ve elbette ki bu özel günde Müslümanlar da camileri şu an itibariyle dolduruyor ve ellerini semaya açarak yalvarıyorlar. Değerli izleyenler, Mevlid Kandili nedeniyle Elazığ Müftülüğü tarafından vatandaşlara gül şerbeti ikram edildi. Elazığ Belediyesi Hizmet Binası'nın giriş bölümüne danışma masası kuruldu. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir dizi etkinlikler yapmak adına çalışmalara başladı. Haber başlıklarımız bu şekilde, günün öne çıkan haber başlıkları ve ana haber bültenimiz başlıyor. Evet, son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor. Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin 1448. yılı olan Mevlid Kandili'nde eller semaya açılacak. Huzur, barış, af dilenecek ve şükür edilecek. Bu gece İslam aleminin en hayırlı gecelerinden biri. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü yine dua ve ibadetlerle geçirilecek. Camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Mevlid gecesi, Rubi'l Evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Peygamber Efendimizin doğum günüdür. Onun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlaksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam diniyle dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. Ona inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. Onun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Peygamberimizin doğum yıl dönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, onun mübarek ruhuna salat ve selam okumak, şüphesiz büyük milletimizin sevgili peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir. Mevlid Kandil'in kutlu olsun Elazığ. Bugün bol bol dua edin değerli izleyenler. Hep birlikte dünya için, ülkemiz için, kendimiz için, akrabalar için, eş dost için eller semaya açılsın. İsteyelim, dileyelim, af dileyelim hep birlikte. Evet, Mevlid Kandili nedeniyle Elazığ Müftülüğü tarafından vatandaşlara ikram vardı. Gül şerbeti ikram edildi. Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerinin 1448. yılı ve Mevlid Kandili nedeniyle Elazığ Müftülüğü tarafından vatandaşlara gül şerbeti ikram edildi. Cuma namazı sonrasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki çeşmeden şerbet aktı. Ne çekiyor? Yani şey gözük. Peygamberin anısına gül şerbeti inşallah bugün ikram ediyoruz. Ailelerimiz de gül gibidir. Çocuklarımız gül tomurcuğudur. Ailelerimiz, eşlerimiz, efendim kadın için kocası, kocası için erkeği güldür. Birbirinizi koklayın, yavrularınızı koklayın ve Allah Resulü Aleyhisselam'ın doğumunun 1448. yılı hepimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Amin. Bu yıl 8-15 Kasım tarihleri arası Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanacağını ifade eden Müftü Yusuf Sarıkaya, Peygamberimiz ve aile temalı programlar düzenleneceğini kaydetti. Bugün Cuma namazında Peygamberimiz Aleyhisselam ve aile konusunu sohbette işledik. Cami çıkışında da halkımıza Demokrasi Meydanı'nda
Peygamberimizin, gül peygamberimizin, gül kokulu peygamberimizin efendim anısına onu hatırlatacak gül şerbeti ikram ettik halkımıza, cemaatimize, toplumun her kesimine. Böylelikle başlangıcı yapmış olduk. Maden Kaymakamlığı, heyelan riskinden zarar gören vatandaşlar için yapılacak olan konutların krokilerini paylaşmıştı. AFAD yetkilileri de ilçe hükümet konağı önünde ofis oluşturarak vatandaşlara konutlar hakkında bilgiler veriyor. Maden ilçesinde yaşanan heyelan riskiyle karşı karşıya kalan Cami Kebir Mahallesi'nden ayrılmak zorunda kalanlar için konutların yapılacağı yer ve başvuru süresi belli oldu. Maden Kaymakamlığı ilçede yapılacak yeni konutların ilçe merkezinde Kortik Mahallesi yapılacağını duyurdu. Duyurunun ardından vatandaşlara başvuru için tanınan 30 günlük süre başladı. AFAD İl Müdürlüğü tarafından basılan broşürler cuma namazı sonrası vatandaşlara dağıtılarak yapılacak konutlarla ilgili maden halkı bilgilendirildi. Evvela memleketimize hayırlı olsun. Yani çok mücadelesini verdik. İnşallah devletimiz yapar, halkımız refah ve huzurlu evlerde oturur. Benim yani devletimize biz bağlı olan insanlarız. Devletten şimdi bunu öğrenmek istiyorum. Bu alanı tam olarak halka bir açıkça yer tespiti konusunda yapılması lazım. Yani bu alan neresi? Buralarda gezen insanlarız. Hiç biz böyle bir yer görmedik. Böyle bir alan da görmedik. Güzel şeyler bunlar. İlçemiz için daha güzel olacaktır. Bundan eminiz. İnşallah halkımız doğru kararı verecektir. Yeri konusunda sizin için bir önemi var mı? İdeal bir yer. Gösterilen yer ideal bir yer. Yani daha güzeli olamaz. Maden için en güzel yer orası bence. İnşallah daha güzel olacak. Halkımız bu kararı daha iyi verecek. Yani temelimiz o ki halkımızın müracaatları dikkate alması lazım. Çünkü ikinci defadır açılıyor ve bu ilgisizlikten yine geri gidiyor. 30 gün koymuş. 30 gün içerisinde halkımız karar verirse devletimiz de bunları yapacaktır. Niyetimiz var, biz de bir ev alalım ama bakalım ona göre nasıl, durumları nasıl, fiyatları nasıl. Uygunsa alırız, uygun değilse zaten. Her şeyin ailesi maden için, ne ailesiyse olsun. Madenler peki nereden, nerede yapılmasını istiyor konutları? Vallahi şimdi onu bize sormayın. Biz zaten isterdik maden tüm komple bir yere gitsin, toplu halde. Ama şimdi daha bizim de yeni haberimiz oldu. Nerede yapıyorlar? Onu da biz bilmiyoruz. AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı vatandaşlar için ikinci bir başvuru süresinin başladığını, başvurular süresince ilçede kurdukları ofiste vatandaşlara bilgi vereceklerini söyledi. Maden ilçemizde biliyorsunuz muhtemel bir heyelan afeti var. Bu heyelan afeti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla afete maruz bölge kararı ve riskli alan olarak ilan edildi. Afete maruz bölge içerisinde bulunan vatandaşlarımız için 60 günlük bir hak sahipliği ve borçlandırma süreci verilmişti zaten. Yalnız bu süreç içerisinde vatandaşlarımız yeteri kadar müracaat etmediler. 25 konut ve 15 iş yeri vardı o süreçte. Bunun üzerine vatandaşlarımız mağdur olmasın diye, çünkü bizim için önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, son bir kez olmak üzere kanuni olarak 30 günlük bir ek süre talep ettik. Bu ek süre yakın süreçte başlayacak tekrar. 30 gün içerisinde afete maruz alan içerisinde konut ve iş yerleri olan vatandaşlarımızın mutlaka müracaat etmesi gerekiyor. Müracaat etmedikleri takdirde AFAD'dan hiçbir şekilde konut ve iş yeri yardımı alamayacaklar ve mağdur olacaktır. Bu nedenle bu süreci iyi takip etmeleri gerekiyor. Maden merkezde yapılacak konutların proje görsellerinin de bulunduğu bir ofisimiz var. Hemen kaymakamlığımızın yanında. Burada vatandaşlarımız evraklarıyla birlikte müracaat edebilirler. Bu süre için yeniden ek süre verilmesi için ve bu süreç içerisinde vatandaşlarımızın hiçbir şekilde mağdur edilmemesi için çalışmalarımıza yoğun ve ciddi destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Valimiz ve milletvekillerimize kurum adına teşekkür ediyorum. Maden Belediye Başkanı Orhan Yavuz, Bahçeli Evler Mahallesi'nde hak sahiplerine konutlarının yapılacağını ifade ederek yetkililerin mağduriyet yaşamaması için ellerinden geleni yaptığını söyledi. Bu bölgeye Bahçeli Evler dediğimiz bir bölge. Bu bölgede
hak sahiplerine konut ve iş yerleri yapılacak. Ödeme planla alakalı AFAD İl Müdürlüğümüzün paylaştığı, bizim de şifaen zaman zaman yetkililerle sohbet esnasında söylenen, duyduğumuz 20 yıl geri ödemeli, ilk 2 yıl ödeme yok, 20 yıl geri ödemeli, yani 18 ay konutların maliyeti faizsiz, 18 ay, bu da 216 ay yapar, pardon 18 yıl, 216 ay yapar. İşte konutların, iş yerlerinin maliyeti 216 aya bölünerek hak sahiplerinin süreç içerisinde tahsil edilecek. Yani bu tabii bizim gönlümüzden, bizim geçen, bizim arzumuz, vatandaşımızın da beklentisi. Bu hak sahiplerinin hiçbir mağduriyet yaşanmadan, ceplerinden bir kuruş para çıkmadan devletimiz tarafından yapılmasıydı. Ama tabii devletimizin de kanunları, yönetmelikleri, mevzuatları çerçevesinde yapabilecekleri en uygun çalışma bu olduğunu ifade ettiler. Tabii yine de biz şanslıyız. Türkiye'de ilk defa hem afet hem risk bölgesi ilan edilen tek yerdir maden. Burada da devletimizin özellikle bu bölgeden gerek afet bölgesinde olanlar, gerekse heyelan olduğu zaman risk alanına dahil edilen insanlarımızın mağduriyet yaşamamasından dolayı bu karar alındı. Madenin tümünün kentsel dönüşüme alınması için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Yavuz, bakanlık düzeyinde görüşmelerde bulunacaklarını kaydetti. Önümüzdeki haftalarda benim özellikle Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum Bey'den, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Bey'den randevu talebim var. Eğer o randevu talebimiz inşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşirse, biz onlara madenin durumunu bizzat kendilerine görsellerle anlatarak, madendeki mevcut bina yapılarının inşaat ömrünü tamamladıklarını ifade edeceğiz. Madenin tamamını kentsel dönüşüme alınması için gayretlerimiz olacak. Onlarla da biz bu konuyu inşallah görüşme fırsatı bulacağız. Elazığ Belediyesi Hizmet Binası'nın giriş bölümüne danışma masası kuruldu değerli izleyenler. Yenilenen belediye giriş katı vatandaşlar tarafından takdir topladı. Elazığ Belediyesi Hizmet Binası'nın giriş katı yenilendi. Vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için giriş bölümünde danışma masası kuruldu. Kurulan danışma masasında iki personel görevlendirildi. Elazığ Belediyesi Hizmet Binası'na giren vatandaşlar, belediyedeki işlerini personellerin yönlendirmeleriyle artık daha rahat bir şekilde tamamlıyorlar. Öte yandan belediyeye gelen engelli ve yaşlı vatandaşların dinlenebileceği alanlar da oluşturuldu. Elazığ Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Personellerimiz sizleri güler yüzle karşılamak, çalışmalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, talep ve önerilerinizi almak için sizleri bekliyor." denildi. Evet, çok şık ve başarılı bir çalışma belediye için, vatandaşlardan takdir topluyor. Hakikaten çok güzel olmuş, başarılı bir çalışma. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde bir dizi etkinlikler yapmak adına çalışmalarına başladı. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semih Erdem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir dizi etkinlikler yapmak adına çalışmalara başladıklarını söyledi. Basının demokratik toplumların olmazsa olmazı olduğunu aktaran ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün meslektaşları için son derece önemli olduğunu kaydeden Başkan Erdem, yazılı açıklamasında şu ifadeleri yer verdi. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri arasında en köklü üçüncü cemiyet. Haliyle böylesi özel bir günü de en güzel şekilde kutlamak istiyoruz. Bunun için bu özel güne her ne kadar iki aydan fazla bir zaman olsa da yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışmalarımıza başladık. Geçtiğimiz yıl Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak bize yakışan bir organizasyona imza attık ve Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak çıtayı bir hayli yükselttik. Etkinliklerimiz son derece güzel geçti. Bu yıl daha iyi olması adına çalışmalarımıza şimdiden başladık. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır.
Sonuçta geçtiğimiz yıl 10 Ocak etkinliğimize kent protokolümüzün, ilimiz bürokratlarının, siyasilerimizin ve de kıymetli meslektaşlarımızın ilgisi son derece yüksekti. Etkinliğimizde olan herkesin yüzünde bir mutluluk vardı. Biz bu yıl etkinliğimize iştirak edenleri daha fazla mutlu etmek istediğimizden şimdiden hummalı çalışmalara başladık ifadelerine yer verdi. Çalışmadan asla yılmayacaklarının da sözünü de veren Başkan Erdem, geçtiğimiz yıl Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de basın kuruluşlarında emeği olan ve aktif çalışan tüm meslektaşlarımıza üyemiz olsun olmasın ayrım gözetmeksizin ödüllendirdik. Bu yılda kimseleri ötekileştirmeden birlik içerisinde yine köklü geçmişimize yakışır etkinliklerle adımızdan söz ettirmek istiyoruz. Bunun için ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım henüz vakit çok demeden çalışmalara başladık diyerek amaçlarının ilimizin basınına ve basın mensuplarına hak ettiği güzellikleri sunmak olduğunu belirtti. Evet, Semih Erdem de çalışmalarına hız vermiş, iyi çalışıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de güzel etkinlikler olacağına eminiz. Sevgili seyirciler, başka bir ilden gelip Elazığ'da bir kişinin abdest alırken yan kesicilik yöntemiyle 5000 lirasını çalan iki şüpheli tutuklandı. İzzetpaşa Camii'nin şadırvanında abdest alan bir kişinin 5000 TL'si yan kesicilik yöntemiyle çalındı. Parasının çalındığını fark eden şahıs durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını tek tek izleyen polis, özel beceri gerektiren perdeleme yöntemiyle yan kesiciliği yapan şüphelileri belirledi. Polislerin kısa sürede kimliklerine ulaştığı şüpheliler, kullandıkları araçla polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin Diyarbakır'dan Elazığ'a gelerek olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Emniyete götürülen iki şüphelinin Mardin'de de aynı yöntemle bir kişiden 10.000 TL çaldıkları tespit edildi. Polisin ifadelerini aldığı iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fırat Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından Kudüs Bilgi Konferansı düzenlendi. İslam aleminin kanayan yarası olan Kudüs, bu kez Fırat Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen konferansla anlatıldı. Kudüs Bilgi Konferansı'nı yardımcı doçent Dr. Abdullah Maruf Omar, Dr. Amal Muhammed Halifa verdi. Yardımcı doçent Dr. Abdullah Maruf Omar, Elazığ'a ilk kez geldiklerini belirterek, Kudüs'ü anlatarak İslam alemi için önemine değindi. İlk defa bu bölgeye geliyoruz kardeşimle beraber, öbür konuşmacı kardeşimle beraber. Beytül Makdis'i yani Kudüs'ü konu olarak bu konuşmada ele alacağız. Bu konuşmamızda biz ana tema olarak Kudüs'ün ehemmiyetini, Peygamber Efendimiz'in Kudüs'e verdiği ehemmiyet üzerinde duracağız. Onu anlatmaya çalışacağız. Bugün ben daha fazla Kudüslülerin diliyle konuşacağım sizlere. Kudüs'teki son durumları, Kudüslülerin size anlatmak istediklerini dile getireceğim. Filistin davasına, özellikle Kudüs davasına Türkiye'nin rolünü kesinlikle oradaki halk inkar etmiyor ve takdir ediyor Türkiye'ye halk ve iktidar olarak tutumunu. Ve aynı zamanda Türkiye'nin Filistin davasına ve özellikle Kudüs davasına ne kadar sahip çıktığını kardeşime de anlatmak istiyorum. Doktor Amal Muhammed Halifa, Kudüs'ün tüm Müslümanların davası olduğunu söyledi. Kudüs davası hepimizin, tüm Müslümanların davasıdır. Burada bu davayı anlatacağımız için çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Tüm gençlerin bu ümmetin davası hakkında bilinç sahibi olmalarını istiyoruz. Çünkü ileride bu bayrağı onlar taşıyacaklar inşallah. Fecir Eğitim Derneği Başkanı İbrahim Kayaoğlu, yurt dışından Elazığ'a okumaya gelen öğrencilerin entegrasyonunu sağladıklarını belirtti. Biz Elazığ'da sivil toplum kuruluşları olarak
ilimizde, Fırat Üniversitemizde bulunan yaklaşık 2500 tane uluslararası öğrenci, yurt dışından gelen öğrencilerimizin Elazığ'a entegrasyonunu sağlamak için çalışıyoruz. Aynı zamanda Elazığ'da bulunan bu öğrencilere kendi kültürümüzü, kendi yaşam tarzımızı, kendi Elazığ'a has olan bir takım özellikleri bu kardeşlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Onların getirdikleriyle bizim güzel olanları kaynaştırdığımız zaman mükemmel şeyler ortaya çıkıyor. Sevgili seyirciler, Elazığ'ın önemli manevi kanaat önderlerinden Seyda Molla Bahri Efendi'nin hayattayken başlattığı Mevlid programının 14.sü. 9 Kasım Cumartesi günü öğlen namazı öncesi Molla Bahri Camii'nde gerçekleştirilecek. Elazığ'ın önemli manevi kanaat önderlerinden Seyda Molla Bahri Efendi'nin hayattayken başlattığı Mevlid Kandili programı geleneği devam ettiriliyor. Sağlam olursa, insandan amel az da olsa, fazla değil, hastaman olacak. Cenab-ı Allah mutlu ihsaniyle insanın eksiklerini tamamlar. Atiullah ve atiurrasul. Allah'a itaat eder, emrine uygun hareket eder, peygamberine emrine uygun hareket eder. Bir yerde Kur'an bir yerinde de men yuti'ir rasul kad ata Allah. Kim ki Muhammed'e itaat, yani Resul'e, Muhammed Mustafa'ya itaat etmişse Allah'a itaat etmiştir. Vefatı sonrasında ailesi, talebeleri ve sevenleri tarafından devam ettirilen Mevlid programının 14.sü düzenlenecek. Mulla Mustafa Efendi de 7 sene evet. Okudum. Ondan sonra Mulla Muhammed Efendi de askerlikten evvel 2 yıl evet. kaldım. Ondan sonra yani 47'nin sonundan 48'den tut evet. 54'e kadar. Mulla Muhammed Efendi'de yapıldım. Evet. Onun vefatından sonra Diyarbakır'da Mulla Muhammed Said Cimzirk dedikleri evet, evet. adamda okudum. Ders adlı kısımlarım en çok benim beraber Mulla Mahmud vardı, vefat etti. Mulla Musa vardı, şimdi hala devam ediyor. Bunlar daim arkadaşlarım. Evet. Bir de bir Mulla Ahmed vardı, o da bir zaman arkadaş oldu. Diğer başka garipti, gelin evet. gidenlerdi onlar çok. Evet. Fakat devam bunlarla beraber ders okuyorduk. Evet. Mala Mustafa daha da var. Evet, devam ediyor. Ha, var. Evet. Mevlid programı 9 Kasım Cumartesi günü öğlen namazı öncesi kendi adını taşıyan Molla Bahri Camii'nde gerçekleştirilecek. Sevgili seyirciler, kablo hırsızları yine iş başındaydı. Geçtiğimiz günlerde Hicret Mahallesi sakinlerini mağdur eden hırsızlar bu defa da Aksaray Mahallesi'nde yaptılar yapacaklarını. Olay aynı, adres farklı. Geçtiğimiz günlerde Hicret Mahallesi'ne dadanan kablo hırsızlarının bu defaki durağı Aksaray Mahallesi oldu. Şimdi bunlardan kar yapabiliyorlar. Şimdi müdür beyin ifade ettiğine göre bu 100-150 liraya götürüp satmıştır yani. Aynen öyle. Bir aydır telefon ve internet hizmeti alamıyoruz diyen Saray Sokak sakinleri yetkililere bu işe bir çözüm bulun çağrısında bulundu. Yaklaşık bir aydır mahallemizin Saray Sokak ve Dipsizgöl Sokak'ta telefon ve internet hizmeti alamıyoruz. Bunun sebebi ise 13 Ekim tarihinde Saray Sokak ve Dipsizgöl Sokağı besleyen ana kablodan, yüzlük ana kablodan 250 metrekare falan çalınmış durumdaydı. Biz 14, 15, 16 Ekim tarihlerinde telefonla 121 arıza hattını ve 444'ü arayarak şikayetimizi belirttik. Fakat maalesef şikayetlerimize bir sonuç alamadık, cevap da alamadık. Hatta çok enteresan cevaplar aldık. Şöyle ki, 121 hattından bana şöyle mesajlar geldi. Efendim, telefonun ana hattında herhangi bir şey yoktur. Tabii o zaman ben kablonun çaldığını bilmiyordum. Bir şey yoktur. Evinizin içinde bir arıza vardır.
soruyorum, 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yani şu anda devir internet devri. Çocuklarımız internetten yararlanıyor, derslerini yapıyorlar. Hatta benim sokakta bulunan birkaç tane yaşlı, yalnız başına yaşayan insanlar var. Bu insanlar uzakta akrabalarıyla cep telefonu kullanmasını bilmiyorlar. Normal telefonla haberleşiyor, iletişim kuruyorlar. Bu insanlar şu anda mağdur. Bir aydır yakınlarıyla iletişim kuramıyorlar. Bu durum karşısında bir mağduriyet söz konusu olduğunda ben dilekçemde bunu aynen belirtmişim. Tabii yazılı olarak da bunu Türk Telekom Müdürlüğü'ne belirttim. Dilekçemde aynen belirtmişim. Bu süre zarfında, telefon ve internet hizmetinin verilmediği süre zarfında eğer herhangi bir hırsızlık olayı olursa buradan Türk Telekom sorumludur. Ve hatta bize Telekom'dan şöyle de söylendi. Tanıdık bakan, milletvekili tanıdığınız varsa yukarıdan bastırın da işte hemen yapsınlar. Bizim tanıdık bakanımız yok. Herhalde bakan olmadığı için hizmet de yok. Öyle anladık. Mağduriyetimiz, sıkıntımız aynı. Yani çağ, internet çağı. Çocuklarımız okula gidiyor. Tabii bunun sınavları var, dersleri var. Bazılarının işte ev telefonu, muhtarımın dediği gibi cep telefonu kullanmayan birçok kişi var. Yurt dışında olan akrabaları, görüntülü görüşen insanlar var. Yani mağduriyetimiz aynı tabii. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Şimdi burada 250-300 metrelik bir kabloyu çalmışlar. Ve 3 sokağın da şeyi, telefonları pert şekilde kullanılmaz durumda. Ve benim ablam burada yalnız yaşıyor ve yaşlı olduğu için de ben her gün onu arıyorum. Saat başlarında işte sabah akşam arıyorum. Ama 3 gün üst üste aradım, hiç cevap gelmedi. Öteki telefonu da arızalı olduğu için cep telefonu. Ben atladım, buraya geldim. PTT'ye ilgili vatandaşla tanıştırdılar. Ama dedi ki işte vallahi bizim durumumuz işte böyle hırsızlara sahip olmuyorlar. İşte malzemelerimize sahip olmaları lazım. Onlar için koyuyoruz falan. Doğru olanı nedir? Doğru olanı onun çalınmamasına sebep kılan bazı tedbirleri almalarıdır yetkililerin. Aksaray Mahallesi Muhtarı Özcan Bal ise mahallede yaşanan sıkıntıları tek tek dile getirdi. Mahallemizde yaklaşık bir aydır telekomla alakalı kablolarımızın arızalı mı veya kayıp mı olduğuyla alakalı bir sıkıntımız var. Bir aydır vatandaşlarımız telekom hizmeti alamıyorlar. Ev telefonu olsun, internet hizmeti kesinlikle alamıyorlar. Konuyla alakalı zaten Sabahattin Hocam anlattı. Kendileri dilekçe vermişler. Telekom müdürlüğüyle bu konuyu görüşmüşler. Bu sürecin biraz uzayacağı bizlere söylenmiş. Ben de bu süreçle alakalı böyle bir şey yapmaya gereği duydum. Ve an itibariyle müdürümüz az önce bizi aradı. Bizimle görüştü, inşallah sorunun yaklaşık bir ay içerisinde çözüleceğini ve geçmişteki gibi üstten değil de yer altından bu hattın geçeceğini ve sorunun bir ay içerisinde bize çözüleceğini iletti. Yaşanan sorunla alakalı sokaklar zaten sıkıntılı sokaklar. Doğalgazın olmadığı, hocamın da dediği gibi dağınık sokaklar. Yani bu insanların İnternetle alakalı da bu sorunu yaşamasını biz kesinlikle istemiyoruz. Yani teyzemle ben de görüştüm. Teyzem cep telefonu kullanmayı bilmiyor. Kendisi sadece ev telefonuyla ailesiyle iletişime geçiyor. Yani bunu da kullanamaması gerçekten kendisi adına üzücü bir şey. Sevgili seyirciler, Harput musikisinin ustası Enver Demirbağ vefatının 9. yılında devlet korosu tarafından düzenlenecek konser ile anılacak. Konser 9 Kasım'da gerçekleşecek. Elazığ müziği ve kültüründe önemli bir yere sahip olan merhum Enver Demirbağ, vefatının 9. yıl dönümünde devlet korosu tarafından düzenlenecek konserle anılacak. 9 Kasım'da Nurettin Ardaçoğlu Kültür Merkezi'nde saat 20'de başlayacak olan konsere, Elazığ Devlet Korosu sanatçılarının yanı sıra İstanbul Türk Halk Müziği Koro Şefi Uğur Kaya, İstanbul Türk Halk Müziği Koro sanatçıları Elif Buse Doğan, Zülfü Demirtaş ve Ankara Devlet Türk Halk Müziği Koro Müdürü Hasan Öztürk de sahne alacak. Devlet Korosu Müdürü Olcay Bürhan düzenlenecek konsere tüm Elazığlıları davet etti. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Koromuzun konserlerini, periyodik programlarını, Elazığ Devlet Korosu'nun bütün etkinliklerini ve Kültür Bakanlığımıza bağlı diğer etkinliklerin hepsini Kültür Bakanlığımızın Sanat Cep'te uygulamasından bütün hemşerilerimiz, bütün izleyicilerimiz bu uygulamayı akıllı telefonlarına indirerek
buradan Sanat Cepte uygulamasından takip edebilirler. Elazığ Devlet Korosu olarak 9 Kasım Cumartesi günü saat 20'de Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezimizde Enver Demirbağ hocamızı anma konserimize tüm Elazığlı hemşerilerimizi sizlerin aracılığıyla bir kez daha davet ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şubesi Kadın Kolları tarafından Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Önce vatandaşlara ikramlıklar dağıtıldı. Sonra hediye edilen balonlarla çocuklar sevindirildi. Ardından Mevlid Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği Elazığ Şubesi Kadın Kolları tarafından düzenlenen Mevlid Kandili programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan AGD Kadın Kolları Başkanı Tuğba Akgül, "Bu gece günahlarımızın affı ve Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet olabilmek için dua edelim," dedi. Derneğin önemine de değinen Akgül, "Anadolu Gençlik Derneği tarihine ve yarınlarına duyarlı, kardeşliğin, iyiliğin ve merhametin yaygınlaştırılmasında emek sarf eden, adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan bir nesil yetiştirmenin gayretinde olan her renkten ve her ırktan herkesi kardeş bilen müstesna bir kuruluştur," ifadelerinde bulundu. Program edilen dualarla son buldu. Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi öğrencileri, Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü nedeniyle Siyer-i Nebi kitabı dağıttı ve lokum ikram etti. Mevlid Kandili nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri Öğretmen Evi Meydanı'nda lokum ikramında ve Siyer Nebi kitap dağıtımında bulundu. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Hasbi Üstündağ Mevlid Kandili'nin önemine değindi. Özellikle de öğrencilerin katkılarıyla, heyecanıyla, gayretiyle bu günü okulumuzun da merkezi bir konumda bulunması dolayısıyla bu günü vatandaşlarımıza, hemşerilerimize hatırlatmak maksadıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu etkinlikte emeği geçen bütün öğretmen arkadaşlarına, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Öğrenciler kandil nedeniyle farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek destek olan okul yönetimi ve öğretmenlere teşekkür ettiler. Bugün halkımıza, halkımız için, Elazığ halkımız için bir farkındalık yaratmak istedik. Halkımıza lokum servisinde bulunduk ve kitap hediye ettik. Hani bir farkındalık yaratmak istedik ve okulumuz da bize destek oldu sağ olsunlar. Yani halkımız için güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Bugün Mevlid Kandili'nden dolayı bir farkındalık yapmak istedik. Okulumuzda Elazığ halkına lokum ve kitap dağıttık. Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Programı düzenlendi. Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mesleki ve Teknik Eğitime Bakış Programı düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi ve Meslek Lisesi Müdürleri katıldı. İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Özgen, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Mutlu Çocuk Güçlü Türkiye sloganıyla Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğü olarak mesleki ve teknik eğitime atfedilen değeri artırarak iş gücü ve istihdamını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu kapsamında Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye sloganıyla Mesleki ve Teknik Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 7 hedef belirlemiş olup bu hedeflerden birincisi mesleki eğitime atfedilen değerin arttırılması, 6. hedefinde ise iş gücü, istihdam ve eğitimin güçlendirilmesi çalışmasıyla birlikte bir proje geliştirildi. Bu proje kapsamında gerçekten birinci hedeflerden olan mesleki eğitime atfedilen değerin verilmemesi gerçekten ülkemizin de kanayan yaralarından bir tanesi. Ama 2023 vizyon belgesiyle
gerek bakanlığımız, gerekse mesleki ve genel müdürlüğümüz çok büyük çalışmalar yapmakla birlikte hakikaten öğrenci sayısının arttırılmasına yönelik de bundan sonra çok daha değerli çalışmaların devamını sağlamaktadır. Eğitim Birsen Mirnoğlu Şube Başkanı İbrahim Bahşi ise Eğitim Birsen olarak her yıl eğitime genel bakış için rapor hazırladıklarını belirterek, bu raporlardaki asıl amacın eğitimle ilgili eksikliklerin nasıl giderilebileceğini bulmayı hedeflediklerini söyledi. Eğitime bakış, değerlendirme ve izleme raporu. Biz bunu hazırlıyoruz bir analiz yaparak. Eğitimin tabir caizse tamamının bir fotoğrafını, daha doğrusu biraz daha genişletecek olursak tomografisini çekiyoruz. Yani Türkiye'de eğitim her açıdan, orta öğretim, ilk öğretim, okul öncesi, eğitimin bütün kademelerini, yüksek öğretimi ayrı bir analizle, tamamen baştan sona öğrenci sayılarıyla, öğretmen başına düşen öğrenci sayısıyla, derslik sayısıyla, nitelik açısından her yönden bir analiz yaparak bu raporu da Sayın Bakanımıza veriyoruz. Burada amacımız şu, amacımız eğitime nasıl bir katkıda bulunabiliriz ve şu an dünyadaki bizim yerimiz nedir? Bu konuda eksiklerimiz nelerdir? Düzeltilmesi gereken alanlar nelerdir? Sorunlar nelerdir? Bunların tespitini yapmak ve çözüm önerileriyle birlikte dünyadaki standardı yakalayabilmenin derdine düşüyoruz. Değerli izleyenler, Yılmaz Taşer uzun yıllar İstanbul'da ünlülerin klarnetçisiydi. Şimdilerde ise köyünün muhtarı. Sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam için memleketine dönüş yapan ve muhtar olan Taşer, köyünün sorunlarının çözümü için çalışıyor. Hem klarnet ustası hem köyünde muhtar. İstanbul'da uzun yıllar yaşayıp aralarında ünlülerin de olduğu bazı sanatçılarla sahne alan klarnetçi Yılmaz Taşer, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam için döndüğü Elazığ'ın Kebani ilçesine bağlı köyünde muhtar oldu. Üç çocuk babası klarnetçi Yılmaz Taşer, İstanbul'da 15 yıl yaşadıktan sonra Elazığ'ın Kebani ilçesindeki Dürümlü köyüne tamamen dönüş yaptı. İstanbul'dan dönüşü 31 Mart mahalli yerel seçimlerine denk gelmesi ve köy sakinlerinin isteğiyle seçime giren Taşer, tek aday olarak girdiği seçimde muhtarlığı kazandı. Muhtarlık mühürünü aldıktan sonra doğup büyüdüğü toprakların gelişmesine katkı sunmak için çalışmalarını sürdüren Taşer, aynı zamanda hem sanatını icra ediyor hem de tekneyle de balığa çıkarak huzurlu bir yaşam sürüyor. Ben yaklaşık 15 yıldır köyde değildim. İstanbul'da yaşamı sürdürüyordum. İstanbul'da da müzik işiyle uğraşıyordum. Malum klarnetimiz çekimlerde de yaptığınız gibi çalıp okumaya çalışıyorduk, icra etmeye çalışıyorduk. İstanbul'da birçok ünlü müzisyen arkadaşlara çalıştık. Yöresel arkadaşlara çalıştık. Düğün salonlarında, konser etkinliklerinde bulunduk. Sonra 2018 yılında kendi kendime bir karar verdim. Yani İstanbul neticede ekmek yediğimiz bir şehir ama biraz da sakinlik lazımdı bize. Geldik köyümüze. Tesadüf olacak ki yerel seçimlere denk geldi. Burada muhtarlığa adaylığımı koydum. Adaylıkta da köylülerimiz sağ olsunlar tek aday gösterdiler bize. Seçimlere girdik, muhtarlığı kazandık. Amacının huzurlu ve sakin bir şekilde yaşamak olduğunu aktaran Taşer, önceliğinin köy ve muhtarlık olduğunu kaydetti. Bir yanda balıkçılık, tarımsal, hayvancılık güzel bir konumda. Artı bir de bir tekne aldım kendime. Burada hobi olarak yapacağım bunu ya. Öncelik işimiz köy, muhtarlık. Arta kalan zamanlarda balığa gideceğiz. Gelen misafirlerimiz tabii gezeceğiz, tozacağız, eğleneceğiz. Müziğimizi yapacağız, icramızı yapacağız. İstanbul aslında Türkiye'nin, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da göz bebeği bir metropol. Orada çok şükür kazancımız da yerindeydi. Yalnız dedik ki paradan önce bize sağlık, sıhhat ve sakin bir hayat lazım. Bu hayatta nerede? Bizim Elazığ Keban Dürümlü köyünde. Amacımız burada huzurlu, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde yaşamak, sakin bir şekilde yaşamak. Gerisi teferruat. Para zaten kazanılıyor.
Allah'a şükür. Köy sakinleri de muhtar Yılmaz Taşer'den memnuniyetlerini dile getirdiler. Köyümüze muhtarlığı kazanmasıyla beraber ayrı bir renk kazandırmıştır ve kattığına inanıyorum yani. Sağ olsun, iyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman beraberiz. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Çok memnunuz. İyi bir arkadaş. Sazlı sözlü bir arkadaş. Çocuklarla çocuk, gençlerle genç, yaşlılarla yaşlı. İyi bir arkadaşımız. Allah onları razı olsun. Yılmaz Taşer köy işlerinden arta kalan zamanda köy sakinleriyle sazlı sözlü vakit geçiriyor. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim. Sevgili seyirciler, Elazığ'da rejeneratif tıp ve kök hücre uygulamaları konusunda sempozyum düzenlendi. Elazığ'da hizmet veren özel bir hastane düzenlediği sempozyumla kök hücre tedavileri yoluyla hastalıkta dokuların yerine geçecek ve dokuları onararak tedavi olarak bilinen rejeneratif tıp ve kök hücre uygulamaları konusunda sempozyum düzenledi. Savaşmaya çalışmışlar. Bir de sonra bu adam James Shapiro, Kanada Albert Üniversitesi'nden. Medikal Park Hastanesi Genel Müdürü Operatör Doktor Mahmut Yıldız, Elazığ dışından bölgede hizmet veren doktorların da sempozyuma katıldığını söyledi. Elazığ'dan, Malatya'dan, Bingöl'den, Tunceli'den, Diyarbakır'dan hekim arkadaşlarımızın katılımlarıyla güzel bir sempozyum gerçekleştirdik. Burada tüm amacımız, birçok hastalıklar var ve bu hastalıklara artık güncel tedavilerde, modern tıpta kök hücre tedavilerinin yeri nedir? Bu noktalarda neler yapabiliriz? Medikal Park grubu bu işte ne iş yapıyor? İstinye Üniversitesi'nde bu işler nerede? Türkiye'de ne işler yapılıyor? Bunları hekim arkadaşlarımızla paylaşmak. İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdal Karaöz, son yıllarda gelişen kök hücre uygulamaları ile gelinen son noktayı sempozyumla paylaştıklarını söyledi. Şu anda kök hücre tabanlı hücresel tedaviler noktasında ülkemiz bir hayli mesafe almış durumda ve birçok merkez bu alanda çalışmalarını devam ettirmekte. Bir kısım sonuçlar tabii ki çok umut var, bir kısım sonuçlar ise tabii ki bizi üzmekte. Ama buna rağmen bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde birçok hastalık için tedavisi mümkün olmayan hastalıklar diye adlandırdığımız, işte serebral palsi gibi, işte omurilik hasarı gibi ya da beyin felci gibi hastalıklarda bu hücresel tedavilerin denenmesi noktasında mesafeler alınmakta. Elazığ'da açılan cilt bakımı ve güzellik uzmanlığı kursuna katılan 13 kursiyer mezun oldu. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alan kursiyerler özel ve devlet sektöründe çalışabilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak Elazığ'da faaliyet gösteren güzellik ve estetisyenlik kursu 6 ay süren cilt bakımı ve güzellik elemanı 13 kursiyerini mezun etti. Hayırlı olsun. Şeyda Karaca Güzellik ve Estetisyenlik Kursu kurucusu Şeyda Karaca, Elazığ'da tek kurs veren merkez olduklarını belirterek, mezun olan öğrencilerin aldıkları belgeleriyle devlet ve özel sektörde çalışabileceklerini kaydetti. Öğrencilerimiz aldıkları bu belge ile güzellik uzmanı olarak özel ve devlet sektöründe çalışabileceklerdir. Elazığ ilinde tek olarak hizmet verdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Güzellik ve Estetisyenlik Kursu, yeni öğrenciler yetiştirmeye devam edecektir. Yeni sınıfımız için ön başvurularımız başlamıştır. AK Parti Elazığ eski milletvekili Tahir Öztürk ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ün yengesi Ümran Öztürk vefat etti. AK Parti Elazığ eski milletvekili Tahir Öztürk ile Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ün yengesi, İş adamı Metin Öztürk'ün kayınvalidesi, Ümit Öztürk'ün annesi Ümran Öztürk vefat etti. Merhume Ümran Öztürk için üniversite camiinde cenaze namazı düzenlendi. Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları,
Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kutbettin Demirdağ, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöz'e, Elazığ Eski Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu ve aile yakınları katıldı. Allahu ekber. Merhume Ümran Öztürk kılınan cenaze namazının ardından Asir Mezarlık'ta toprağa verildi. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Lillahi Teala el-Fatiha. Aile taziyeleri üniversite cami taziyevinde kabul edecek. Medya grubumuz olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Başta değerli milletvekilimiz ve sayın başkanımız olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar birlikte olacağız. Ayrılmayın lütfen. Ve spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, pazar günü deplasmanda, evet, Ankara Demirspor'la karşılaşacak olan Birevim Elazığ Spor zorlu maçın Elazığ ayağını tamamlayarak başkente uçtu. Birevim Elazığ Spor'da Ankara Demirspor maçı hazırlıklarının Elazığ ayağı tamamlandı. Zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapan Birevim Elazığ Spor'da elimizdeki son çalışma saat 10.30'da Elazığ Spor tesislerinde gerçekleştirildi. Teknik direktör Levent Eriş ile yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman taktiksel ağırlıklı geçti. Elimizdeki son çalışmaya sakatlıkları bulunan Tufan Kelleci, Salih Polatdemir ve Kadir Taşoğlu katılmazken Eren Çinkılıç, Ömer Yıldız, İzzet Topatar, Ahmet Burak Solakel ve Onur Alsu ise takımdan ayrı olarak çalıştılar. Yapılan antrenmanla birlikte hazırlıklarının elimizdeki etabını tamamlayan Bordo Beyazlı ekibimiz saat 17.55'te tarifeli uçakta başkent Ankara'ya gitti. Teknik direktör Levent Eriş tarafından belirlenen 18 kişilik Ankara Demirspor maçı kafilesinde şu futbolcular yer alıyor: Ahmet Doğan, Ali Karataş, Murathan Özen, Yiğitcan Erdoğan, Muhammed Düzgüner, Onur Aslu, Hebat Alan, Hasan Ekici, Ömer Faruk Aydemir, Murat Ceylan, Enbiya Yıldırım, Cihan Can Polat, Cengiz Han Akgün, İzzet Topatar, Serdar Özbayraktar, Sefa Öncü, Eray Yıldız ve Selim Enes Özeren. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3'te 3 yaparak gururumuz olan Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol takımı cumartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Herbalife Nutrition Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçlarına devam edilecek. Geçtiğimiz haftayı fikstür gereği maç yapmadan bay olarak geçiren Potanın Perileri ilk büyük sınavında Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak. 9 Ekim Cumartesi günü saat 15.15'te başlayacak olan maçı Ahmet Cömert Spor Salonu ev sahipliği yapacak ve mücadele TVBU Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. 6 puana sahip iki ekip ligde yoluna namağlup devam ediyor. Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle: 9 Ekim Cumartesi günü saat 13'te Samsun Cenik Belediye Çukurova Basketbol. Saat 13.30'da Çankaya Üniversitesi Adana Basketbol. Saat 14'te İzmir Belediye OGM Orman Spor. Saat 15'te Galatasaray Birevim Elazığ İl Özel İdare. Saat 16'da Kayseri Basketbol Hatay Büyükşehir Belediye. Ve saat 17.30'da Fenerbahçe BOTAŞ. Ve değerli izleyenler, Sivasspor ve Adana Demirspor kulüplerinin ardından BTC Türkiye'nin Malatyaspor Kulübü de forma kampanyasında taahhüt ettiği bedeli hesaba yatırarak Birevim Elazığspor'a destek oldu. BTC Türkiye'nin Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Birevim Elazığspor'a forma kampanya kapsamında vaat ettiği 544 formanın ücretini kulüp hesabına yatırarak taahhüdünü yerine getirdi.
Bilim ve İnsan Spor'da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından tam zamanı şimdi sloganıyla başlatılan forma kampanyasında Adana Demirspor ve Sivas Spor kulüplerinin ardından BTC Türkiye'nin Malatya Spor Kulübü de vaat edilen forma bedelini ödeyerek sözünü tutmuş oldu. Hatırlanacağı üzere söz konusu kampanya için Sivas Spor Başkanı Mecnun Ot Yakmaz Bin, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise 501 forma alarak kulübe destek sağlamışlardı. Forma kampanyasının yapıldığı gece 544 forma taahhüdünde bulunan BTC Türk Yeni Malatya Spor Başkanı Adil Gevrek, bugün itibariyle taahhüdünü yerine getirerek 544 forma bedeli olan 54.400 TL'ye kulübün hesabına yatırdı. Spor haberlerini de burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.